Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tayfun Erdil'den çok önemli bir açıklama geldi. Bu kişi kimdir derseniz CV'sini ekrana koyuyorum. Tayfun Erdil'in yazdıklarını aynen sizlere okuyorum. Motor işinin çözülmesinin ardından Altay tankının seri üretimi fiilen başladı. Motorlar gelmeye başlayıncaya kadar eldeki yedek 5 MTU motorla Altay üretime geçildi. Yeni motorlar gelince ilk kafile üretimi hızlanarak sürecek. Altay dünyanın en iyi tanklarından biri oldu şeklinde paylaşılmış. Bunu yazan kişinin zaten çalıştığı alanlara baktığımızda savunma sanayi alanında uzman olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu paylaşım önemli. Twitter'da da sıkça dillendirilmeye başladı bu paylaşımdan sonra. Dediğimiz gibi Altay tankının dünyanın en iyi tanklarından biri oldu ve fiilen üretime başladı açıklanmış. Biz de sevinçle karşıladık bu gelişmeyi. Sıradaki habere geçelim. Sıradaki haberimizde Rusya merkezli Avia Pro'nun yazdıklarını sizlere aktaracağız. Doğu Akdeniz'de Rus deniz filosuna ait en az 15 savaş gemisi mevcut. Burada ilk kez bu kadar büyük gemi filosu görülüyor. Doğu Akdeniz'de bir tatbikat planlanabilir veya bir askeri harekata işaret ediyor olabilir şeklinde paylaşılmış. Geçen gün Avia Pro sitesinde İsrail radarlarının bu gemiler sayesinde kör edildiğine ilişkin bir de haber paylaşılmıştı. Bir başka haberde ise emekli Tuğamiral Turgay Erdoğan açıklamalarına bakalım. Yunanistan şunu anlamalıdır. Bugün Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıkta hangi devletler Yunan devletini kışkırtıyor ve destek veriyorsa Türkiye ile bir anlaşma ve birleşme olasılığından en çok korkanlar o devlettir. Sorunumuz Yunan tarafının emperyalist ülkelerinde kışkırtmasıyla akıl almaz taleplerde bulunmasıdır. Dünyada bu talepleri zevkle izlemekte ve desteklemektedir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında ciddi sorunlar olması birçok devletin işine gelmektedir şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bilindiği gibi dün Suriye'de Türk üssüne bir saldırı gerçekleşmişti. İdlib'in kuzeybatısındaki kasabalarda dolaşan Türk araçlarından oluşan bir konvoy görüntülenmiş. Bununla ilgili Suriye basını tarafından fotoğraflar servis edilmiş. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Antalya Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada şu ayrıntıya dikkat çekilmiş. Ziyarette tam teçhizatlı deniz piyadeleri dikkat çekiyor şeklinde bir değerlendirme yapılmış. Evet, birazcık da dünyadan sizlere haberler aktaralım. Libya'dan haberlere bakalım. Libya'da Başkanlık Konseyi, yani ülkemizin de desteklediği resmi Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından alınan karara göre televizyon kanalları ruhsat ve yayın politikaları ile ilgili geniş yetki alan kişinin Hafter taraftarı olduğu gerekçesiyle bu karar protesto edildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi binasının önünde toplanan göstericileri görüyorsunuz. Bugün Fransa enerji firmaları enerji arama ve çıkartma işleme faaliyetleri için Mısır ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yine Mısır'da sadece bu görüşme olmadı. Mısır Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mısır'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı belirtildi. Kimler kimlerle beraber diyoruz, artık şaşırmıyoruz. Ukrayna'dan bir haber sizlere aktaralım. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Renat Kuzmin, devlet başkanı Vladimir Zelenski'yi güç kullanarak devirmeye yönelik sürecin başladığını ileri sürdü. Kuzmin, devlet kurumlarında, kolluk kuvvetlerinde ve orduda da dahil olmak üzere emniyet teşkilatlarında mevcut devlet başkanından memnun olmayan ve darbeye katılmaya hazır oldukça büyük bir insan grubu bulunuyor şeklinde konuştu. Ukraynalı vekil, darbe hazırlık çalışmalarının eski Ukrayna devlet başkanı Poroshenko'nun ekibi tarafından yapıldığını, bu kişilerin elinden halen eylemlerin haklı gerekçeleri gösterecek bir bahanenin olmadığını savundu. Norveç'ten bir haber aktaralım. Norveç ordusu için Hanwha Techwin tarafından üretilen K9 Vidar ve TZMK10 obüsleri Drammen limanında, yani Oslo'ya geldi, aktarılmış yine. Bununla ilgili de 3 adet fotoğraf servis edilmiş. Kuzey Kore'nin 2017'den beri kullandığı düşünülen yerli uzun menzilli hava savunma sistemi KN-06'nın nadir görüntülerinden biri yayınlanmış. Geliştirmesinde Rus S-300 ve Çinli HQ-9 hava savunma sistemlerinden esinlenildiği ve 150 kilometreye kadar önleme yapabildiği iddia ediliyor şeklinde de bir değerlendirme yapılmış. Bununla ilgili aktarılan videoyu da ekranda görüyorsunuz.
Pakistan tarafında da bir gelişme yaşandı. Pakistan, Nijerya JF-17 Thunder teslimatına hazırlanıyor. Pakistan ve Nijerya hükümetleri arasında bahse konu olan 3 adet JF-17 ve diğer alt alımları kapsayan 184 milyon dolarlık sözleşme daha önce imzalanmıştı. JF-17'lerin Kasım 2020'de Nijerya'ya ulaşması bekleniyor. Nijerya Hava Kuvvetleri'nin JF-17'lerden memnun kalması durumunda 1 veya 2 filo miktarında Pakistan'dan yeni bir alım yapılması bekleniyor şeklinde Pakistan basınından bir haber servis edilmiş. Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü Sagezli'nin açıklamalarını sizlere aktaralım. Türkiye için Kafkaslar'da Azerbaycan neyse Kuzey Afrika'da Libya'da odur. Bugün dahi Fransa'nın desteklediği ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter önderliğinde Libya'da birliği bozmak üzere başlatılan harekata Türkiye'nin desteğiyle karşı koymayı başardık. Biz Köroğlu Türkler olarak 1551'den bu yana oradayız ve halkın bir parçasıyız. Gerek İtalyan işgali döneminde gerek Kaddafi döneminde Türkiye her daim Libyalı Türklerin yanında oldu ve desteğini hiç kesmedi. Libya'nın şu anda çok ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin Libya'nın kalkınmasında bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz şeklinde önemli açıklamalarda bulundu. Burada şunu da aktaralım. Bazıları Köroğlu Türkleri derken bazıları da Kuluoğlu Türkleri demektedir. Bunun hakkında biraz sizlere bilgi verelim. Bu konu çok dillendiriliyor. Bunun hakkında önemli bir yazarın görüşlerini sizlere aktaracağım. Bugün Libya'da 1,5 milyona yakın Türk olduğunu biliyor muydunuz? 1553'te Osmanlı Libya'yı fethedince elimizden çıkana kadar on binlerce Türk Ege ve İç Anadolu'dan Libya'ya yerleştirilmiştir. Libya'daki bu Türklere Kuluoğlu veya Köroğlu Türkleri denmektedir. Bugün Libya'da 13 aşiret kendini Türk olarak adlandırıyor. Özellikle sadece 500 bin nüfuslu Misrata'da yaklaşık 300 bin Türk kökenli kişi yaşamaktadır. Yüzyıllar boyunca Anadolu'dan giden tüccar, işçi, asker ve göçmenler sayesinde Libya'da dev bir Türk nüfusu oluşmuştur. Osmanlı döneminde Libya'nın güneyinde bulunan Fizan sürgün yeriydi. Sürgüne gidenler oraya yerleşip Türk nüfusunun daha da artmasına sebep oldu. Fizan'a kadar yolun var, Fizan'a gitsen bulurum sözleri de buradan gelmektedir. 1951'de Libya bağımsızlığını kazandığında ilk kralı İdris Senussi olur. İdris Senussi ülkeyi yönetecek başbakanı da Türkiye'den seçmiştir. Bir Libya Türkü olan ve Türkiye'nin emekli valisi olan Sadullah Koloğlu'nun başbakan olması için Türkiye'den izin istenmiştir. Bir Türk olan Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk başbakanıdır. Karaman kökenlidir. Dedesi Osmanlı döneminde Libya'ya yerleşmiştir. Piyade Yarbay Umra Yetişal da 1952 yılında Libya'ya giderek orduyu teşkilatlandırmıştır. Anlayacağınız Libya'yı Türkler ve Türkiye kurup büyüttü. Bununla da bitmez. Türk ordusunda görev yapan Libya asıllı General Hıfzı Betin ile Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Abdülselam Buseyri de Kral İdris tarafından Libya'da üst düzey görevlere getirildi. Libya her şeyiyle Türkiye'ye bağlı olarak kuruldu. Libya'nın bağımsızlığı sonrası Trablus'taki Kuluoğlu Türkleri Türk Trablus Birliği adında bir parti kurmuş ve Trablusgarp'ın Türkiye ile birleşmesini talep etmişlerdi. Tehlikeli bir durumda her an birleşmesi için kurulmuştu bu parti. Bugün Türkiye'nin Libya'da tanıdığı hükümet lideri Seraj da Kuluoğlu Türklerindendir. Aslen Manisalı'dır. Seraj'ın dedesi Muhammed Ağa 1840'lı yıllarda Manisa'dan Trablus'a giden isimlerdendir. Seraj'ın babası Mustafa 1954'te Manisa'daki akrabalarıyla bir araya gelmiştir. 1969'da Kral İdris tedavi olmak için Bursa kaplıcalarına gelmiştir. O sırada orduda asker olan Kaddafi darbe yapıp ülkeyi ele geçirmiştir. Kaddafi Arapçılığı savunduğu için ordu, yönetim ve devletten Türklerin etkisini kırmıştır. Türk düşmanı değildir ama. Kaddafi Misrata'da bulunan Türk aşiretlerinin hakimiyetini yok etti. Kaddafi bu şehri ve burada yaşayan Türkleri yok etmek için çok uğraştı. Kaddafi korktuğu ve güvenmediği için Misratalıları askeri okullara bile almadı. Güvenlik kurumlarında yöneticilik yapmalarını bile yasakladı. Ayrıca Kaddafi kendini destekleyen Bedevileri yoğun olarak Misrata'ya yerleştirip onlara güvenlik yöneticiliği vererek Türk nüfusu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kaddafi'ye isyan eden en büyük grup Türklerdi şeklinde önemli açıklamalar yazılmış. Evet dostlar, tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Kısaca da Libya hakkında bilgileri aktardık. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Katıl butonu ile bizlere destek olan 8 arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.